Evet arkadaşlar, bu akşam ya da bugün size eşkine takımı veyahut da dip kalkan takımı yapmasını göstereceğiz. İlk önce yani kendi taktiğimizde yapıyoruz. İlk önce 35 milim misinamızı alıyoruz. Bir kulaç boyu kadar kesiyoruz misinamızı. Kestikten sonra ilk öncelikle ben kurşun bölümünü yapıyorum. Kurşun bölümünü de misinamın belirli bir miktarını katlayıp bu şekilde doladık mıydı? Kurşun bölümümüz hazır oluyor. Misinamızın da fazlasını kesiyoruz. Daha sonra diğer ucuna bir tane fır döndü bağlıyoruz. Fır döndüğü herkes bağlamasını bilir zaten. Ben iki tur çeviriyorum. Gelecek balık büyük olduğu için tek mısına da patlamasın diye. Fır döndüğümüzü de bağlıyoruz. Fır döndüğümüzü de bağladıktan sonra yine tekrardan misinamızın fazlasını koparıyoruz. Bedenimiz, ana bedenimiz hazır oluyor. Fır döndü ve kurşun bölümü. Daha sonra yine 35 milim misinamızı bir karış kadar bir adet kesiyoruz. Biz iki iğneli yapacağımız için iki adet kesiyoruz. Daha sonra iğnemizi alıyoruz. İğnemizde özellikle arka tarafı tırtıklı olmasına 2 numara iğne kullanıyorum. Arka tarafında tırtığı var. Kurdu bağladığımız zaman kurdu çıkmasını engelliyor. Eğer tırtıksız olursa kurdumuz çıkıyor oradan. Biz en mantıklısı tırtıklı olanını kullanıyoruz. İğneye de misinamızı bağlıyoruz. Sağ tarafa çıkan misina altta kalıyor, değil mi? Evet. Misinamızı bağladıktan sonra en büyük püf noktası şuradaki kalan misinamızı tekrardan çekiştiriyorum. Çünkü boşluk yapıp misinayı patlayabilir. Balık ağzındayken iğne ağzında kalıp misinayla tekrardan boş çekebiliriz. Çevirirken gerdirerek sıkı çevirip çekerken de sıkı tutuyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bu birinci iğnemiz. Aynı şekilde kesmiş olduğumuz diğer iğnemizi de gördüğünüz gibi kısa bölüm, bildiğimiz bir çember yapıyoruz. Tekrardan misinamızı bir daha bağlıyoruz. Yedi sekiz tur filan attırıyorum ben. Yine arka tarafını sıkıştırıyorum. Fazlasını yine kesiyorum. Ben bir de bunlara boncuk takıyorum. Fosforlu boncuk. Balığın ilgisini çektiğini düşündüğüm için ve parlıyor bu boncuk. Yeşil renk var, yeşil beyaz renk var. Ve beyaz renk var, evet. İkisine ben bu sefer yeşil renk takacağım. Kayıtta da görünsün diye. İki tane misinamızı da bağladıktan sonra ana bedenimizi alıyoruz. Ana bedenimizden 10 santim kadar, 10-12 santim kadar yukarıda yaptığımız, bağladığımız misinalı iğneyi alıyoruz. Gördüğünüz gibi yani bize şu boşluk olması gerekiyor yerde düştüğünde misinanın.
İğnemizi alıyoruz. Fır döndü bağlar gibi. T şeklinde tutup değil mi? Evet. Tekrardan bağlıyoruz. Tabii bunun basit yolları da var ama çekeceğimiz balık dediğim gibi ağır, büyük balık olduğu için kopmasını istemiyorum. Çoğu zaman koptu elimde. Patladı. Bir de bunun tam tersini ilk önce misinalı olandan fır döndü şeklinde çevirdik. Bir de ana bedenden çeviriyoruz. Aynı şekilde. Ve iki misinayı birbirine gerdiriyoruz. Gene fazlasını koparıyoruz. Gördüğünüz gibi gene fır döndü bölümü istediğimiz yönde. Daha sonra ikinci iğnemizi bağlayacağımız için, iki iğnenin birbirine değmemesi için aradaki farkı buluyoruz. Gene bir ufak bir boşluk verdikten sonra gene bunun ayarını yapıp biraz da göz kararı. Evet. Biraz zahmetli gibi görünüyor ama en azından balığınız kaçmaz. Tekrardan aynı şekilde fır döndü taktiğiyle bağlıyoruz. Misina, iğneli misinanın bedeninden bağladık ilk önce. Daha sonra bu sefer de ana bedenden aynı olayı yapıyoruz. Bu sefer fır döndüğü alıyoruz. Evet. Fır döndüden çeviriyoruz. Ben bunları üçer tur çeviriyorum. Yetiyor zaten. Fazla çevirmemize de gerek yok. Tekrardan sıkıştırmış oluyoruz. Gene fazla olan misinamızı kesiyoruz. Ve görüldüğü gibi takımımız hazır. Biraz daha yukarı kaldırırsan. Takımımız hazır. Eşkine ve kalkan takımı olarak her ikisinde de kullanılıyor. Teşekkür ediyorum. Biz gece balıkçıları olarak teşekkür ederiz. Evet. Gece balıkçıları olarak teşekkür ederiz.